Ayhan Ömer efendim. New York'taki danışmanımız, avukatımız. Ben liseyi orada okuyabilir miyim? Abi ben üniversiteyi orada okuyabilir miyim? Abi ben üniversitenin devamını orada okuyabilir miyim gibi sorular geliyor. Ben Türkiye'de üniversite birinci sınıf bir öğrenciyim. Salladım şu anda. Burada geri kalan öğrenimi devam etti, orada dondurup ya da buraya gelip yapabilir miyim? Liseyi burada okuyabilir miyim? Hangi yaşların anne babayla gelmesi lazım? Yani ebeveynlerle beraber gelmesi lazım. Bunları söyler misin abi? Siz eğer buraya takipçiler diyelim, eğer vatandaşlarımız, genç öğrencilerimiz buraya okumak için gelmek istiyorsalar öğrenci vizesi almaları gerekiyor. Öğrenci vizesi alabilmeleri için de burada gidecekleri okulun Amerika'daki, aynen, Amerika'daki seri sisteminde yer alan ve uluslararası öğrencilere kabul eden bir okul olması gerekiyor. Bu lise için de üniversite için de hepsi için geçerli. Alması gerekiyor. Hepsi için geçerli. Çünkü neden? Lisede şunla karşı karşıya kalacaklar. Devlet okulundan bunu alamayacaklar. Devlet okulu bu imkanı sağlamayacak onlara. Devlet okulu lokal buradakilere yapıyor eğitim. Yerel olan işte yaşayanlara oluyor. Yaşayanlar. Dolayısıyla onlar özel okul bulmaları gerekecek. Şimdi özel lise bulacaklar. Özel liseden onlara IT-20 sisteminden onay verilmesi lazım. Yalnız özel lise bazen pahalı olabiliyor burada. Dolayısıyla buna dikkat etmeleri gerekebilir. Ama o rakamları, bütçeyi kaldırabilecek öğrencilerimizse buradaki bir liseyle anlaşıp liseden IT-20'yi alıp finansal durumlarını da gösterdikten sonra buraya gelip okuyabilirler. Ya da senin dediğin gibi üniversite 1'deyim, ben devam ediyorum ama oraya gelmek istiyorum. Öğrenci vizesi olarak gelebilir. Tabii denklik noktası ayrı bir şey. Çünkü ben bu noktada öğrencilerimizden gelen soruları şunu diyorum hep. Orada yakmayayım, burada denklik alayım, devam edeyim. Olabilir. Bu noktada şuna dikkat etmeleri lazım. Bence önce artık Türkiye'deki üniversitesiyle görüşmesi lazım. Çünkü üniversitesinin belki anlaşmalı olduğu okullar olabilir. Bazı okullar da var. Bazı okullar Türkiye'de artık açılmış durumda bunları yapıyorlar. Bir bakıyorlar Türkiye'deki üniversitenin buradaki kardeş üniversitesi anlaşma yaptığı bir üniversiteden program ya da bir yıllık iki bu tip böyle exchange'leri yapma imkanları olabilir. Bence bunu bir baksınlar. İkinci bir durumda buradaki üniversiteye bakıldığında farz edelim o şey yok, kardeş anlaşma. Buradaki üniversiteyle görüştüğünde ve başvurduğunda da orada bir yıl okuduğunu, oradaki kredilerin burada sayılması için denklik başvurusu yapması gerekebilir. Bunun belli kredileri geçirebilir buraya ve yanabilir ama bu şekilde üniversite arası geçiş yapabilir. Bütün olay buradaki üniversitenin o uluslararası öğrenciyi hem seri sistemi için kabul ediyor olması hem de program için kabul ediyor olması. Çünkü ondan belli hükümleri isteyecektir, başvurular yapmasını isteyecektir. Ve o yeterlikte özgeçmiştir, puanlamasıdır, okul ortalamasıdır, İngilizce seviyesidir. Bütün bunlara uygun gördüğünde kabul edecektir öğrenciyi. Ve dolayısıyla bu tip üniversite geçişleri yapan öğrencilerimiz de çok var. Ve bu anlamda şey yapmak istemiyorlar. Oradaki bir yıl, iki yıllarını boşa harcamak istemiyorlar. Burada değerlendirmek istiyorlar. Çok da mantıklı bir adım olduğunu söyleyebilirim. Şimdi pahalı olanlar var dedik. Pahalısı ucuzu fark etmez. Özel üniversitelerin hepsinin bir yıllık ücreti var. Yani kiminin bu kadar, kiminin bu kadar. O size kalmış tamamen ama hepsinin bir yıllık ücreti var. Aynen. Ve ben şunu da söylemek isterim. Gerçekten öğrencilerimizin bu tip arayışlarda olması, ülke dışında eğitim almak istemeleri çok değerli. Evet. Yani kesinlikle bu hedeflerinden vazgeçmesinler. Amerika'da gerçekten şu an dünyadaki en iyi eğitim veren, özel eğitim anlamında çok ciddi kurumların olduğu bir ülke. O açıdan genel olarak süper bir eğitim ülkesi değil ama özelleşmiş bazı konularda ve de özelleşmiş bazı kurumlarda çok çok iyi eğitimler alıyor. Aynen öyle. Şimdi bir de tabii biliyorsun eğitim alanında dünyada kendi sayın ülkeler sokmuş durumda. Evet. İyi olabilir, çok başarılı olmayabilir ama bir şekilde onu iyi satıp o noktaya getirmiş durumdalar. CV'de de harika duruyor. Aynen. Ve dediğin gibi de belli özel noktalarda da çok başarılı hale uzmanlık alanları ya da konular geliştirmesinde de çalışmalar yaptıkları için büyüme imkanları oluyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin kesinlikle bu hedeften vazgeçmemelerini, hani yerine getirmelerini faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü buraya gelip burada kalmak isteyebilirler ya da Türkiye'ye dönmek isteyebilirler. Türkiye'ye çok büyük faydası olacak onlara bu eğitimin. Kesinlikle. Kapılar açacak. Aynen. Her şeyden önce dillerini geliştirmiş olacaklar. Çünkü İngilizce gerçekten bir dünya dili. İkincisi de buradan alacakları diplomadır, yüksek eğitimdir. Türkiye'de onlara çok daha faydalı büyük olacak. İşler yapmalarına faydası olacak.